Miş. Gitmiş, sallayın o zaman. Boş ver. Ya aramızda bir arkadaş var, bir mikrofon ondayken ona bir hoş geldin diyelim. Cengiz Koçak, ama dur alkışlamayın. Önce kim olduğunu söyleyeyim. Base jumping, yani bina, köprü ve uçurum nereden isterseniz oradan atlayabiliyor. Eski hava indirme timinden Bosna, Afganistan, Irak'ta görev yapmış. Amerikan ordusundan mükafatlı, orada eğitim görmüş. İngiliz Kraliyet Akademisi'nden ödüller almış, eğitim görmüş. Milli paraşütçü, 25 bin fitten oksijen teçhizatı olmadan atlamış. Gerçekten de şimdi bu adama, Cengiz Koçak'a büyük bir alkış alalım. Cengiz Bey, ayakta gör. Ayakta, hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim, çok sağ olun. En son bir videon çıktı internette, onun üzerine seni aldık. En son bir atlayış gerçekleştirdin. Evet, Ölüdeniz'de. Ölüdeniz'e. Bir paraşütten iple havada sallanarak başka bir paraşüte geçti. Evet. Evet, enteresan. Bir görüntüyü bir izleyelim, sonra konuşalım üzerine. Cengiz from Turkey. Cengiz, bu dünyada bir ilk mi? Dünyada bir ilk mi bu? Bu şekilde yapılan dünyada ilk. Türkiye'de ikinci defa yapıldı. İkisini de ben yaptım zaten. Bir de geçen yapmıştım. Peki bu nereden aklına geldi? Havada bir paraşütle ve tekine iple... Aslında orada normal atlayış çok fazla zaten yapabiliyorum gittiğim zaman. Air Games vardı. Yeni bir şey yapalım dedik. Ferdi Toy diye bir arkadaşım var. Çok iyi bir paraşütçü. Orada aslında en kolay işi ben yaptım bu arada. O iki pilot çok değerli pilotlar. Evet. İpi uzatıp birine vermek vesaire. Bayrak asmak istedik 29 Ekim'de yaklaşıyor diye. Ay harikasın. Tebrik ederim. Bundan sonra var mı? Herhangi bir deneme yapacak mısın? Başka bir aslında konuda? Aslında çok ciddi projeler var tabii aklımda. Hatta... Uluslararası boyutta dünyanın herhangi bir evindeki herhangi bir bilgisayarda ya da televizyon izlendiğinde böyle insanların böyle duracağı projeler. Sponsor arıyorum, eğer olursa çok iyi şeyler yapacağız tabii. Tamam, sponsor arıyor, onu da buradan söyleyelim. Çünkü yani dünya rekorları kıran bir adam sponsor araması da bir başka iç burkan bir durum. Belki bir şey belirtmem gerekiyor. Kolombiya'da mesela dünyadan 10 kişi çağırdıkları bir yarışma var önümüzdeki hafta. Ben de dünyadan çağırılan 10 kişiden biriyim. Onu da işte mesela bir arkadaşım sayesinde gidebiliyorum vesaire. Sonuçta çok iyi şeyler yapacağım. Bunu biliyorum. Ne kadar paraya ihtiyacım var? Biz Beyaz Şov olarak mesela gerçekten de söyle, ne kadar ihtiyacım çok, var? Çok ciddi bir proje için yaklaşık 40-50 bin dolarlık bir ama evet. Bu hani dünya çapında bir proje. Peki albüm nasıl gidiyor? Yani, yani albüm çalışmaları nasıl devam ediyor? Ne yapıyorsun? Atlamazsın da olur biter. 40-50 bin dolar. Biz ancak arkandan su dökebiliyoruz şu anda Beyaz Şov ekibi olarak. Ama sevgili Şahin Ilmak ve Bülent benim, eğer tanıyorsam, eğer insanlıklarına biraz güveniyorsam. Hiç tanımamış bizi. Bu filmin gişesinden gelen gelirle mutlaka sana destek atacaklardır abi, diye. Abi çok da değilmiş aslında. Efendim? 40-50 bin dolar öyle bulunmayacak para değil ya. Değil ya. 50 bin dolar sana koyan abi. Aman ya, düğünü yapmazsın ya. Olur biter ya. 40-50 bin dolar. Babacığım sen binalardan da mı atlıyorsun? Bina, anten, köprü, uçurum 40 metrenin üzerinde her yerden atlayabilirim.
Geçenlerde cam minaresine atlamıştım mesela İstanbul'da yine. Bina, anten, cami, köprü, uçurum. Uçurum, evet. Evde falan nasıl huzurlu oturabiliyorsun yani? Burada insan otururken camdan... Ama o huy bende de var, ben severim. Neyi seversin? Yükseklikten atılmayı yere. Yükseklikten atılmayı seversin evet. Yere. İnşallah. Ama hiç atılmadığın için hala aramızdasın herhalde yani. Böyle bir hiç atladın mı hiç daha önce? Oldu evet. Kolumu kırdım bir kere ayağımı. Ona ben sponsor olabilirim yani. Bir uçmak için. Ciddi misin? Sponsor bulduk ama bence yalan söylüyorsun. Bana hiç ciddi gelmedi yani. Ama... Güzel denemeydi ama girme, o topa girme. O sonra döner dolaşır, ben de patlar, sıkıntı olur sonra. Annem falan ne diyor yani, komşuları sorduğunda oğlunuz ne yapıyor dediğinde damdan atlıyor bizimki annem, falan. Annem bu son ip paraşüt değiştirdiğim atlayışı gördüğünde bana şey dedi, ya madem 4 kişi uçtunuz, sen niye atladın ki onlardan biri atlasaydın mesela. Herkesin evladı kendine. Şimdi sen diyecek ki, oğlum sen niye uçurumdan itenlerden değilsin de niye atlayanlardan oğlum? Harika. Peki başka bir şey eklemek ister misin? Şunu eklemek isterim. Beyjump sporu dünyanın teoride ve pratikten tehlikeli sporu hala. O yüzden yani böyle şeyleri görüp bunu yapmaya kalkmasını kimsenin önermem. Hatta nasıl yapılacağını soran insanlar var. Onları da yapmamalarını öneriyorum sadece. Tabii. Kesinlikle. Skydiving ve yamaç paraşütü için ama gidebilirler. Çok eğlenceli ve kendilerine bir şey kaçak yamaç sporlar. Yamaç paraşütü daha keyifli ama ötekileri tabii burada kesinlikle aman diyelim. Evet. Yani kimse buradan bir... Feyze almasın, bir şey almasın yani, imrenmesin böyle şeylere. Bakın yanımızda Rüya var, kolu bacağı gömmüş bir yerde kendisi. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Eline koluna yüreğine sağlık. Bir alkış daha alalım kendisi için. Seyircilerimizden gelen sorular var, onları şöyle kısaca bir sizlere sorayım. Eda'ya sormuş Asya. Arada aynaya bakıp üf be çok güzelim dediği oluyor mu demiş. Eyvallah. Ya, samimi olalım birbirimize. Yok canım öyle şey olur mu? Olmaz mı niye? Var mı kendine bakıp? Bülent bile söyler kendine. Her gün aynada kendime bakıyorum. Of be diyorum bu ne ya? Demiyor musun hiç kendi kendine of be? Ya gerçekten hiç öyle bir şey demedim ya. Üf be falan. Demedim pek. Küçükken hiç başka bir ünlüye evlenme hayali kurdunuz mu demiş Aysel. Kurdun mu hiç daha küçükken bir ünlüyle? Evlenme hayali yok kurmadım ama. Kurmadın. Şahin? Yok ben. Sen gerçi çapağını temizliyordun istersen devam et. Yok be abi benim öyle yani. Kardeşim Türkiye'yiz diyor, programdayız şu anda. Evlenme hayali kurdun mu diyorum onu... Kurmadım da onu şey yaptık biz de. Sen bütün temizliği yaptın programda hadi harika ol. Senin küçükken Erol Evgin vardı. Onun dışında... Yok benim de olmadı abi. Olmadı öyle. Evlenme hayali. Evlenme hayalin oldu mu küçükken bir ünlüyle? Yok. Olmadı. Senin oldu mu küçükken? Oldu. Evet. Ama onu da biz tanımayız. Onun için sorumuz. Kendilerini çok şanslı hissettikleri konu nedir diyor. Kendini hangi konuda çok şanslı hissedersin? Ha. Giyim konusunda seçmek. Giyim seçmek. Evet. Tek başına giyip konsere çıkabilirim. Ha süper. Harika. Yani kimseye danışmadan etmeden evet. Yakıştırabiliyorum diyorsun. Evet. En şanslı hissettiğin konu hayatta kendine? Annemle babam. Annenle baban. Ya annemle babamın onlar olması. Çok iyi insanlardır yani. Onlar olmasını biz de çok sevindik. Yani çok önemli bir şey aslında. İnsan arkadaşını, aşkını, her şeyi seçebiliyor. Anneyle babayı seçemiyor. Onun için de iyi bir aileye denk gelmiş olmak harika bir şans. Senin hocam? Benim mesleğimde BKM virajını almam çok... Ya BKM'ye dön deseler, yani yeniden ekip bir araya toplanıyoruz deseler sanki böyle bizim içimizde öyle bir şey var. Bütün ekip böyle bir toplanacakmış enerjisi geliyor hepimize. Ne diyor? Kendi aranızda konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz. Konuşuyoruz canım. Bize de çok aynı soru çok denk geldiği için her gün sokakta soruyorlar. Olacak mı? Bir daha yapacak mısın? Hala bilet soranlar var. Evet. bana bugün sordular. Hala, hala devam ettiğiniz lan bilet sor. Tabii. 5 yani, sene olmuş. Millet kafasında bitirmedi işi. Bitirmedi. Evet. Ama televizyonda da bitmedi. Aslında bitmiş gibi olan bitmedi. Sürekli tekrarları yayınlandıkları için evet, insanlar çok anlayamadı. Evet ve hala tekrarları da acayip izleniyor evet. Yani evet. BKM. BKM yeniden birleşsin ister misiniz yani? Bütün... Evet. Halk tek başınıza başarısız olduğunuza inanıyor. Yani... İşte...
Vallahi ama gönülde öyle bir şey var yani. Birleşsin evet. isteği var. Belki arada senede bir kere, iki kere falan bir şey yapabilirsiniz. O aklımıza geldi. Aslında öyle bir niyetimiz hala var aslında. Yani onu da Yılmaz abi işte harekete geçirse yapabilir. Senede bir kere bile ne bileyim bir yılbaşı bir şey aslında kesinlikle. Çok keyifli olabilir. Çok eğlenceli olur. Evet. Bir de yani amatörlükten çok güzel eğlence çıkar da bir evet. pişmişlikten de başka evet. bir eğlence çıkar yani. Evet. Oradan da bak. Senin en şanslı hissettiğin konu kendine? Tabii benim de başta ailem ve sonrasında Erdem Kınay. Erdem Kınay. Tabii. Erdem. Bugün Kelebek Gazetesi'nde de şanslı hissettiğim bir konu vardı. Evet, var. Değil mi? Evet, güzel. Doğru. Manşet olduğu için söylüyorum, yoksa yok, açmam böyle konuları. Gizli saklı bir şey yok, olur mu? Şey, evet, var tabii yani. Harika. Allah, burada mı kendisi şu anda? Burada, burada tabii, buralarda bir yerlerde ama göremiyorum ben. Burada erkek arkadaşı, ona da selam söyleyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,